Evet, diğer konuğumuz da geldi efendim. Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosuyla sarsılan Esin Çepni konuğumuz. Esin de kendisi bir sosyal medya fenomeni, aynı eşi gibi. Güzel giden bir evlilikleri vardı. Aslında güzel giden evlilikleri vardı demeyelim. Evliliklerin ilk aylarında bir kriz yaşadılar. Boşanmanın eşiğinden döndüler. Önceki gün kendisine gelen bir videoyla sarsıldı Esin. Esin hoş geldin. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Ne zaman evlenmiştiniz Esin siz? 2021'in Temmuz ayında evlenmiştik. Severek, aşkla evlenmiştik. Tabii, hatta benim doğum günümde evlenmiştik. Esin'cim sesin biraz yüksek çıkabilir mi? Tabii. Her şey iyi gidiyordu, bir sıkıntı yoktu. Sonra evliliğin ilk aylarında bir problem yaşadınız. Neydi o sorun? Aslında evliliğin ilk aylarında yaşadığım sorunu buradan söylemek istemiyorum. O biraz özel çünkü. Tamam. Daha sonra hani boşanma kararı almamızı gerektirecek sorundan bahsedebilirim. Evet. Yani bizim aramızda çok büyük farklılıklar vardı ve biz bunu kabul ederek bir araya geldik, evlenmeye karar verdik. Ne farkı? Maddiyat mı, kültür mü, eğitim mi, ne? Yani kültür farkı, yetiştirilme tarzı. Yani o Trabzon'da doğmuş büyümüş, ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Hani ben biraz daha, gerçi o da aslında benim hayatıma çok saygı duyardı ama benim zevklerimle onun zevkleri hiçbir zaman ortak bir paydada buluşamamıştı. Ve bu ayrılıkları çok fazla hissetmeye başlamıştık. Ve ayrılmaya karar verdik ama ayrı kaldığımız süre boyunca da sürekli görüştük. Çünkü birbirimize alışkanlıklarımız vardı. Başımıza kötü bir şey geldiği zaman birbirimizle paylaşmak istiyorduk. Bu sebeple de hani madem biz ayrıldık ama ayrılamadık, yani hala görüşüyoruz, neden hani sorunlarımızın üzerine gidip çözmeye çalışmıyoruz diyerek tekrar bir araya gelmeye karar verdik. Yani tekrar bir araya geldiğinizde herhangi fiziki ya da sözlü, psikolojik bir şiddete maruz kaldın mı? Hayır. Hiç? Hayır. Yani zaten öyle bir insan değil. Zaten şu son yaptığının benim bu kadar çok ağrıma gitmesinin sebebi öyle bir insan değil. Yani beklemediğim bir şey oldu. Yani şaşırdım ben de. Beklemediğin yerden geldi aslında. Evet. Yani tamam, krizler olabilir, kopuşlar olabilir ama böyle hani bir şeyler içinde zaman vardır ya, dersin ya, bitmemiş daha sevgi. Evet, evet. Yani sevgi de bitse mesela, bende bitmedi diyelim, onda bitti. Ama insan bir kendine olan saygısından ya da benim eşim hani bunu gördüğü zaman ne hissedecek acaba diye bir düşünürsün. Ama düşünmemiş. Ay, kusura bakmayın. Yok, hayır, hala tamam. İzliyor musun? İhanet sen niye gördüm. Seni sevmeyeni bu kadar sevmiş? Yani baktın sevmiyor, vazgeçe be. Hayır, yok, baktın sevmiyor. Bu nedir ağlamak falan? İşte böyle kadınlar böyle olduğu sürece erkeklerimizin yok, her yönden yarası şunları. Başka. Ne yarası ya? Annen ya da sen benle karşılaştın, öyle gör beni, abla gör. Ne ağlıyorsun ya? Ne ağlıyorsun sen şimdi bir erkek için? Sadrazam mıdır bu, nedir ya? Bir erkek için ağlamıyorum ki. Bir erkeğin bana yaşattığı bir hatadan dolayı. Bırak o kendi hatayı insan. Kandıran kanışı kandırılır. Böyle kadın Cumhuriyet, bak bana diyorsunuz Cumhuriyet günü böyle yapıyorsun. Cumhuriyet günü böyle de olmasın kadın. Cumhuriyet günü aldatıldım üstelik. Tamam sen günü yapma. Ne gün aldatılırsan aldatılır, Allah Allah. Aldatan aldanır, sen en aldatır. Tuba, aldatılma şeklini biliyor musun? Sende olmayan bir şey mi var gittiği yerde? Aynısı sende var. O onun artık kendi şeyi. Yani benim demek istediğim, ben kızıyorum. Duygusallığında bir sebebi olmalı, bir şekli Esin, olmalı. Esin sen erkek çok için, koca acı için. Bir şekilde öğrendin bunlar. Aslında bu ihanet gerçeğini. Evet. Sen anlatsana nasıl öğrendin? Hatta Tuğba'yı anlat. Bak Tuğba'yı evet, biz evet. İnandık, Tuğba'ya bir anlat. Dön Tuğba'yı anlatsa. Şöyle, biz aslında aramızda zaten son bir aydır biraz kopukluklar vardı. Ve hani madem böyle gidiyor, biz o zaman bu ilişkiyi bitirmeye karar verdik. Ama bu aşama hani bu kadar kolay değil. Hala beraber yaşadığımız zamanda. Şimdi o öyle diye sen de öyle olma, tamam mı? Yok. Bir söyleyeyim. Kadınlarımızda bu da var. Çok kızıyorum. Gurursuzluk. Bir adam yaptı diye hemen ona merhaba, buna merhaba. Yok, hayır. Elbet karşına iyi bir insan çıkacaktır. O zaman olur yani. Yani şöyle Trabzon'a gidiyor. Filmimin galası var diyerek. Halbuki gala... Bu senin kocan, ben bilmediğim için. Bunun tipinde elamet yok ki zaten yavru kuşu. Ben beğenmedim. Bu oyuncu mu?
Hem oyuncu hem şarkıcı. Şarkı da hem sadece. YouTube yapıyor. Ne velhasıl gidiyor. Bir tane normal işim. Bak anlatsın bir, bekle. Tuba bir anlatsın, söyle. Böyle YouTube bilmem ne hepsi birden çorba gibi böyle işlerden hayır gelmez böyle adamlardan. Evet. gidiyor. Zaten giderken galanın iptal olduğunu biliyormuş. Buna rağmen uçağa biniyor. Bana da indikten sonra söylüyor bu arada. Aa işte gala iptal olmuş falan diye. Neyse akşamına ailesinin yanına gidiyor. Biz boşanmaya karar verdik, boşanacağız diye ailesine evet. haber veriyor. Ve akşamında böyle bir şey Sen yok. Daha güzelsin dizilere, yapımcılar o, görsün o, seni. Bu ne be? Atırsızını almışsın. Bilal de çok efendim. Çok... Evet. Çok süper. Hayır çocuğu da tanıdık yani şimdi. Biz de şaşırdık şey bu görüntüye. Evet. Biz onları bir AVM'de yani. Görmüştük. Erkek adamdı bir şey olmaz. Erkek adamdır yani. Çocuğun tipi mifi düzgün öyle ya söyleme. Ya o şimdi anlıyor beni niye öyle konuştuğumu erkeksi. Kızdın burada diye ben sen diyor de, ha kızdım. Şimdi bu kızdım onu da yani mutlu etmeye çalışıyorum. Erkek adamsa. Sonra videoya çekiyorlar ve Esin'e gönderiyorlar Tuğba. Bu kızımız çok güzel bunu alsın bütün yapımlar. Evet, Tuğba nereye? Tuğba şey hava almaya gidiyor. Sen bilmiyorsun, yok ben Hadi. Buradayım bir şey gördüm. Yani daha sonra, ya ben bunu aslında şu şekilde öğreniyorum. Ya çok saçma, yani dün değil o evvelsi gece arkadaşımla maillerime bakıyorum. Diyorum ki hani önemli bir şey gelmiş olabilir, uzun zamandır kontrol etmiyorum, boş vaktim var, kafa dağıtayım diye. 10 gün önceki maile kadar iniyorum ve iki tane kadın arka arkaya aynı maili atmış. Ve hani... Fake değiller yani gerçek isimleriyle attıkları için biraz işkillendim. Girdim Instagram hesaplarına baktım. Doğru söylüyor olabilirler mi acaba diye. Ve böyle bir video ellerinde varsa çok büyük bir itham olduğu için göndermelerini istedim ve akabinde videoyu gördüm. Açarken tabii böyle bir şey izleyeceğimi hiç tahmin etmedim. Yani ilk başında zaten farkındaysanız sadece konuşuyor. Ben de şey diye düşündüm yani konuşuyor yani. Adam yani bunu da çekip atmazsınız dediğim anda öpüşmeye başlıyorlar. Öpüşüyor, dans ediyor. Evet oh birbirlerine sana. Bakıyorlar şarkı. Hiç de üzülme ağla sen daha. Öyle yani ondan sonra kendisini aradım. Bilmemesine rağmen telefona cevap vermedi. Hani... Hep etrafta arkadaşlarıma da dermiş ki Esin çok yalnız, çok üzülüyorum. Evde hep tek başına oturuyor. Onu yalnız bırakmayın falan diyormuş. İşte arkadaşlarına diyormuş ki bir ihtiyacı olursa yanında olun. Ama yani gece onu 10 kere arıyorum, telefonu açmıyor. Yani başıma bir şey de gelmiş Perde olabilir. Falan ister misin? Perdeleri verelim, evet. Mendiller az Dur bir bitirsin, bekle Perde Esin bitirsin bir Tuğba. Perde evet. anca tutar gözünü. Açmadı telefonu. Başına gerçekten bir şey gelmiş olabilir. Aynen öyle. Yanımdaki arkadaşım ona mesaj attı. Dedi ki olduğun yere geliyor. Çabuk ara. Anında telefon açtı. Kendi aradı. Yani uyumuyormuş aslında. Telefonuma cevap vermiyormuş sadece. İnkar etti. Tanımıyorum dedi. Bir şey yaşamadım dedi. Sonra videoyu gönderdim. Alelade bir şeydi. Yanımıza geldi dedi. Hatırlamıyorum. Yani biraz da alkollü. Böyle yani tanımıyorum, birlikte olmadım. Sadece o kadar. Özel bir şey Yaz yok. Öncesi gibi, yok. Sonuna kadar inkar. Aynen, öncesi yok, sonrası evet. yok. Aynen. Böyle şeyler söylüyor ama insan nasıl inanabilirsin ki yani öncesinin olmadığına? Yani nasıl ikna edebilir beni? Edemedi de açıkçası. Öncesi olsa ne olur, olmasa ne olur? Sen görüntüye bakıyorsun. Ya ona göre biz dava sürecini başlattığımız için ona göre... O anda biz boşandık resmi olarak yani düşünmüş ve hemen akabinde bunu ben bekar bir adamım rahatlığıyla yapmış. Onun açıklaması bu şekilde. Ve ben bunu da kabul etmiyorum bu arada. Neden yani, kabul etmiyorsun onu da söyle. Yani öncelikle resmiyette boşanmamışız. Kağıt yani üstünde kağıt duruyor. Üstünde biz hala evliyiz. Ayrıca kağıt üstünde bile boşanmış olsak hemen gidip nasıl ertesi gece... Biriyle tutkuyla, şarkı söyleyerek, dans ederek, çevirerek onu böyle nasıl yapabilirsin ki? Bunu kabul edemiyorum yani. Bir sefer affetmek istiyorum. Bana ulaştı. Beni mahvettiler. Benim kariyerim bitti. İşte bunu paylaştım. Ben bittim artık.
O kadar üzüldüm ki ve hani şey diye düşündüm. Hani onun için ne yapabilirim? Şimdi ben korkunç görünüyorum ya. Evet. Bak korkunç burada aslında. Evet. Böyle kibar kızlar korkunç. Söyle bakayım. Bak son dakika golü atmış. Dikkat edin, o dediklerim de böyleydi. Kibardı. Şimdi hayatım sen kibar mısın yoksa akrep misali sokmayı mı seviyorsun insanlara? Yoksa dobra mısın, nesin? Onu kendini tanıyor musun tam? Açıkla bakalım. Ağlamaman lazım yayında. Ama Tuğba şu an onun yaşadığı başka bir his var. Bir şok var. Yayınladığına göre hayır. Yayınladığına göre öyle olmaz. Bir şey dikkatimi çekti. Dedin ki o videoyu izlediğimde tutkuyla dans ettiklerini, birbirlerine sarıldıklarını gördüm dedin. Sana sarıldığı gibi mi? Seninle dans ettiği gibi mi? Hayır, son zamanlarda değil. Bu seni ağlatan şey esas. Yani bana vermemiş olması beni ağlatmıyor. Bana gelip benimle ağlayıp beni hala sevdiğini, düşündüğünü, üzüldüğünü söyleyip arkasından bir başka bir kadın, ya bunu mesela gizli kapaklı yaşasaydı ve ben bunu sözel olarak duysaydım ve bunu onaylasaydı bu kadar benim için büyük bir problem olmazdı. Çünkü o enerjiyi ve çekimi gözümle görmemiş olurdum. Hani şey diye düşünürdüm, tamam hani ya biz yaşayamadığımız için bunu dışarıdaki alelade bir kadınla yaşamak, tatmin olmak istedi diye düşünürdüm. Ama burada ben bu enerjiyi görüyorum. Hani oradaki çekimi, oradaki öpüşürkenki tutkuyu görüyorum, dansı görüyorum. Hani bunu nasıl yalan söyleyebiliyorsun hala bana kalkıp da? Hayal yok hani alelade bir şey değil. Bir adam ömür boyu yaşlanmak zorunda mı ya da sen bir adamla? Yani adam bıkmış ki senden sonrakiler de belki fazla kalamayacak. 200 senede bir kadın değiştirecek belki. Ne var? Olabilir. Ne var? Ben karakterli bir insan olduğum için böyle şeyleri takıyorum. Karakterli kadın yayınlamaz. Kocan mı o senin? Kocam benim. Sizin hiç kocanız oldu mu? Anlayabiliyor musunuz bu durumu? Yayınlamazsın. Geldiği zaman beynini patlatırsın ama yayınlamazsın. Ben şiddet taraftarı değilim. Beynini öyle de beynini patlatmam. Değil. Konuşarak patlatırsın. Korkutursun, her şeyi yaparsın. Şimdi bak. Beynini zaten erkek gücü karşındaki olduğu için sataştığı zaman Allah korusun daha kötü şeyler olur. Erkekle fazla bir olunmaz. Biz kadınlar her zaman kaliteli bir duruşa sahip olmalıyız. Şimdi sen kocan bunu yaptı diye yayınlıyorsun ya, bu neye benziyor? Bir erkeğin karısını, soyadını verdiği halde çocuk da yaptıktan sonra onu videoya çekip bir adamla yayınlamasına benziyor. Bir erkeğe bu yakışır mı? Yakışmaz. Çünkü sen ona soyadını vermişsin. Alt alta da görsen onu sen kendi hanende paylaşabilirsin. Çünkü soyadını vermişsin. Sen de şimdi bu adamın soyadını almışsın. Çok kibar görünüyorsun, narin görünüyorsun. Sana yapılmasını istemediğin şeyi ona niye yapıyorsun? Aynı şey değil. Aldatsan, başka erkekle birlikte olup videoya çekip o adama seyrettirsen bu da çok güzel şey değil. Ama bunun karşılığı o. Bu adamın yaptığının karşılığı senin bu yaptığın değil. Tamam, senin başına gelirse sen o şekilde davranırsın. Yapmam. Bu benim başıma geldi. Kötüye kötülükle cevap verdiğin zaman kötü olursun. Ama senin bu yaptığın hani yapılanın aynısı değil. Sana yapılanın. Soyadını aldığın, ekmeğini yediğin bir adamın ekmeğiyle oynamışsın. Ekmeğini yediğin derken yani beni tanımıyorsun. Nereden biliyorsun benim onun ekmeğini? Hiçbir şey paylaşmadınız mı? Bak. Ne oldu birden? Çok kibardı. Hiç ekmeğini yemeyen kadın oldu. Ama yani ama yan yana oturduğumuz için bulaştı biraz. Evet, ama yapıyorsun. Sen de bir insanda bulunuyorsun. O da boynunu eğip başını sallayacak hali yok. Evlilik hayatım şeydir yani, karşılıklıdır. Yani müşterektir. İki günlüğüne komşunu alsan gene yani müşterek oluyor. Hanımefendi, siz hiç evlendiniz mi? 10 yıl evli kaldım. Basketbolcu bir eşim vardı. Neden bitti eşiniz? Aldattı mı sizi? Konuşarak ayrıldı. Tamam, iyi ki aldatılmamışsınız. Ekmeğini yediğim adamı ben istemem yani. Ekmeğini denetmem. Sizin bile aldatılmanızı istemem yok. Yani. Ekmeğini yediğim adamı ekmeğini denetmem. Başka türlü cezasını veririm. Sen de ekmeğini yediğin yerlerin bence ekmeğiyle oynama. Bak demin onları konuştuk. Ozan Güven, Ahmet Kural, bilmem ne. Bunları da böyle tuzağa düşürdü kızlar. Ben hep üzülüyorum kabiliyetli adamla. Uzak demeyelim de buna. Bu da tuzak demeyelim. Kadınlar sinsi abi. Erkekler böyle değil. Kadınlar sinsi. Erkek zavallı en fazla sinirinden çak bir tane çakıyor.
Ay Esin, ama erkekçi kadınlar mesleğini yediriyor. Ben hiç yapamam biliyor musun? Aa, bu kadar sinirli oldum. Kadınımdır. Kimseyi mesleğine olabilirsin. Sen tepkini böyle dile getiriyorsun. Esin böyle getiriyor kimseyi tepkisini. Kimseyi ekmeğinden edemem kardeşim. Esin şu an bir şok İki yaşıyor. İki gözümü mor etse gene edemem. Uzaktan yok, bence şişlerim. Bak adamı şişlerim. Aa, niye şişliyorsun mesleğinden etmem abi? Adamın canını alır. Sen farkı. Adamın canını alıyorsun. İki kişi arasında. Ama videoyu paylaş. Ben anlamıyorum canım. Şişliyorsun adamı. Canına zarar veriyorsun. Onu yapar. Ama işine zarar vermem. Onu yapacağım. Çünkü o benim canıma zarar veriyor. İşime değil ki. Ona yapan, ben de onun canına ona zarar veriyorum. Adamın delikanlı kadınlar, delikanlı erkekler adaletli savaşır. Adaletiniz olsun. Esin şimdi... Adaletli savaşır. Bilal'den bir mesaj geldi. Bilal Hancı'dan... Çakısı olan bir adama silah çekilmez. Bilal Hancı'dan... Silahı varsa silah çekersin. Tamam. Bilal Hancı'dan bir mesaj geldi. Reklam dönüşü, o mesajı canlı yayında okuyalım. Alo? Evet, ihanet görüntüleri ortaya çıkan eşin... Ben sana ne dedim? Bilal... Yanlış anlamayasın beni. Hem Bilal Hancı'dan hem bir mesaj geldi. Hem üzülme dedim, değmez dedim. Hem de öbür taraftan baktığımda da bunları yanlış görüyorum. Bilal diyor ki, öncelikle iki gündür böyle bir olayla eşim, Esin ve sizleri meşgul ettiğim için çok üzgünüm diyor. Yaklaşık 3 yıldır Esin'le birlikteliğimiz vardı. Bunun 1 yılı sevgili, 2 yılı evlilikte geçti. Ancak geçen sene de hatırlarsanız bir sürece girip sonrasında sevgi bağımızın daha kuvvetli olduğunu düşünerek tekrar bir araya gelmiştik, barıştık. Barıştıktan sonra yaklaşık 14 aydır kesintisiz ve çok sorun yaşamadan bugünlere kadar gelebildik. Bir süredir boşanma sürecindeydik. 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim... Boşanma kararı verdi 19 Ekim'de. 29 Ekim'den 10 gün önce. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekanında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Gerek Esin'e, gerek sizlere ve gerekse şu anda izleyen çok değerli izleyicilere böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak asla istemezdim. Ben 3 yıl boyunca gerek sosyal medyadaki gerek de dışarıdaki hayatıma çok dikkat ettim. Eşime en ufak bir dedikodu dahi duyurmadan bir evlilik yürüttüm. Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı. Biz bu yüzden ayrıldık. Esin de kararıma saygı duydu. Anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan, Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım diyor Bilal. Bilal bir de bir çiçek de göndermiş. Çiçek de gelsin. Gel çiçek ya. Kime? Esin'e mi? Çiçek Esin'e geldi. Sen Esin'e ver. Gel Esin'cim. Esin Çepni yazıyor çiçeğin üstünde üzerinde. De bir şey yazıyor. Çiçeğin bir not var. Onu da açıp burada okursan seviniriz. Evet, orada. Sevgili Esin, öncelikle sana, ailene ve sevenlerine böyle bir durum yaşattığım için çok üzgün ve pişmanım. Keşke yaşanmasaydı. Çok özür dilerim. Bilal. Ne diyorsun? Kabul ediyor musun özrünü? Ben onun zaten özrünü kabul ettim ama onu affetmediğimi söyledim. Çünkü affedemem. Ve ayrıca dün biz telefonda konuştuk. Ve iki gündür benim zaten evde bu halde olduğumu da biliyor. Neden bu çiçek eve değil de buraya gönderiliyor? Herkes bilsin istiyor. Samimi hissetmiyorum bu durumu. Yani onun attığı mesajda evet eminim yazdığı şeylerin bazılarını duygusal olarak eminim yaşıyor. Ama yani çok Bilal'in yazacağı bir şey değil yani metin değil. Başkası mı yazdı diyorsun? Avukatı yazmıştır. Kim yazacak? Başkası? Sen peki şey mi diyorsun şimdi? Davanın seyri değişecek. Tazminat davası mı açacaksın? Biz hem boşanma hem de ceza davası şeklinde ilerleyeceğiz. Konuya avukatlarım devam edecek. Ben çünkü bu konuda hani çok fazla güçlü hissetmiyorum şu anda. Çünkü ben çok karar vermekte de çok zorlanıyorum. Çünkü... Benim canım yaktığı için hani onun da bir şeyler hissetmesini istiyorum ama zarar görmesini de istemiyorum. Bu videoyu paylaştığına pişman oldun mu? Hayır. Şöyle
Ben bu videoyu paylaşırken bu kadar fazla izlenip bu kadar fazla destek göreceğimi hiç tahmin etmedim. Hani ben sadece kendi çevremdeki ve beni takip eden insanlar sadece görürler diye düşündüm. Ama sosyal medyanın öyle bir şey olmadığını biliyorsun. Evet ama yani Bilal de bana dün telefon açtı. Ben ömrü hayatımda yıllardır bu işi yaparım. Hiç bu kadar konuşulmadım. Hani Bilal'in de beklediği bir şey değildi. Söz benim de ihanet. TT oldum. Benim evet. de beklediğim bu kadar bir şey değildi ve ben ona dün dedim ki ben hani sana yardımcı olmak istiyorum bu konuda. Hani çünkü çok üzgün. Hani işinin etkilenmesinden ötürü çok üzgün. Evet üzgün olmasını istiyorum ama işinin etkilenmesini istemiyorum. Öyle, sonuçta bu durum öyle, özel öyle hayat. Sınırları senin belirleyeceğin ya. Bir durum yok. Artık bir de kapılar burada açılmış. İşmiş ne kadar etkili. Evet işi yani tepki çeker bir sırası. Peki bazı insanlarda artık boşanma söz konusu olmuş. Esin daha kopmuşsunuz. Karar kesin. Daha fazla neyi, kadına aşık olur şu an. Daha mı kocana? Değerli oldu şimdi acaba diye öyle de soruyorlar. Yani birinin daha değerli olması için hovarda sever bizim Türk kadınları. Gitmesi gerekmiyor. Zaten ben değerliydi. Ben sana söyleyeyim. Ekmeğine yağ sürmüşsün adamı. Kendi de zaten söylüyor. Biz birbirimiz için hala değerliyiz. Hani hep değerliydik. Arkadaşlığımız var. Konuşuyoruz. Hani bu değer kaybolmadı. Benim hani canımı sıkan, beni üzen şey bir başkasıyla bu kadar kısa süre içerisinde tutkulu bir aklına eylem hep şey geliyor. İyi zamanlarımızda da mı vardı acaba evet, bir bağlantı geliyor. Evet. Ben o öncesi de atamıyor. O senin gördüğün sadece neler neler. Evet bu işin evveliyatı da var mıydı gerçekten merak ediyoruz. Çok sevdiğimiz bir laf var. Kalabalıkta işlenen kabahatin tenhada özrü olmaz derler. Belki de Bilal bu çiçeği özellikle böyle canlı yayında bak çapkın erkekler hayat doludur. Ben sana bir abla bazı şeyleri görmemezlikten gel. Hayat doludur mutlu eder seni. Der ki evdeki karım namuslu ötekilerle karıştırmıyorum der. Bak şimdi. Çapkın adam ben sana diyeyim kibar adamdır. Çapkın adamları fazla yormayın. Buyruk sallamayla açtık. Çapkın adam kibar adamlığında kapatıyoruz. Hayır, abartanın yanında değilim ama erkek adam bir iki kere olur yılda. Bir şey olmaz o kadar da. Evet geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ona da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana yani çok geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.